Piyasat ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Piyasat programında bugün birazdan Türkiye'sin rakamlarını konuşacağız ve elbette beyaz eşya sektöründeki gelen rakamları konuşurken Arçelik tarafına da değineceğiz. Türkbes Başkanı ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer bizimle olacak. Hemen akabinde Çan 2 Termik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Burak Altay bizimle olacak. Halk arz süreci var biliyorsunuz orada. Özellikle Odaş Enerji bünyesinde bulunan Çan 2 Termik Santral'in halka arzında izahnamede yazanlar, halka arz süreci, bundan sonra elde edilen gelirler nasıl plase edilecek, bilançoda nasıl gözlemlenecek, bunları da ele alacağız. Programın ikinci bölümünde ise aslında sadece enerji sektöründe değil, diğer tarafta da birçok sektörde halka arzlar arttı biliyorsunuz. Özellikle son 4-5 ayda 2020'nin ikinci yarısından itibaren halka arzlar giderek artıyor. Her ne kadar analistler ve uzmanlar burada büyük halka arzlar göremiyoruz dese de niteliksel ve niceliksel olarak bakacak olsak, yani rakam olarak belki burada daha küçük boyutlu şirketler ama çok sayıda halka arz var. Tüm bunların arkasındaki motivasyon ne? Küçük yatırımcı neden bu yeni halka arzlara bu kadar talep gösteriyor? Büyük ölçekli şirketler yerine daha orta ölçekli şirketlerin halka arz edilmesinin sebepleri, hepsini Atilla Köksal'la ele alacağız. Şimdi gelin bir piyasalara bakalım beraber. İntegral yatırım menkul değerlere gidelim ve soralım. Özellikle bugünkü fiyatlamalar içerisinde ulaştırmada bir düşüş var demiştik. Meryem Gülsoy orada karşımızda. Meryem, hoş geldin yayına. Nasıl değerlendirirsin içeride TL varlıklardaki fiyatlamayı? BIST 100 şu an yatay fakat sanayi ve ulaştırmada bir baskı var. Dünden farklı olarak bankacılık endeksi bugün biraz kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. O tarafı sorayım sana. Bir diğer sorum da şu olacak. Küresel piyasalarda özellikle euro dolar paritesi de merak ediliyor. Çünkü Amerika'da faizler yeniden %1.60'ın üzerine geldi. Güzel merhaba. İyi yayınlar dilerim öncelikle. Şimdi önce endekse baktığımız zaman endeks tarafında yani genel olarak evet hafif bir yatay bir seyir olduğunu sen de dile getirdin ama genel olarak baktığımızda da çok güçlü bir endeks olmadığını söyleyebiliriz karşımızda. Dün 1415 seviyesini test etmiştik. Burada 22 günlük ortalama vardı ama bu seviyenin üzerine de çıkamadık, yerleşemedik. Burası da zaten çok önemli bir direnç noktası ve tam da bir realizasyon yeriydi. Ve buradan da gelen satışları zaten dünkü sert satışları hep beraber takip ettik. Evet, bugün bir miktar toparlanma var endekste ama burada önemli olan bu toparlanmanın ne kadar güçlü kalabileceği, buna bakacağız. Ki şunu da söyleyebiliriz, yani endekste genel olarak yaşadığımız bu düşüşün diyelim ya da şu anki bu durumun aslında şirketlerle çok alakası yok. Yani bu tamamen piyasa riskiyle alakalı bir durum. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben. Ama genel olarak baktığımızda da endeksle ilgili genel fikrim çok da güçlü olmadığı yönünde. Burada 1350 seviyesi var, bizim takip ettiğimiz seviye, ki endeks bu seviyeyi birkaç kere test etti ve oradan tekrar yukarı yönlü bir hareketini, en azından desteğini almış oldu ama ben yatırımcıların bu seviyeyi iyi takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer bu seviyeyi kırarsak burası çok sağlam ve güçlü bir destek noktası. Dolayısıyla kırılmasıyla da gelebilecek satışlar bir o kadar sağlam ve sert olabilir. Tabii bundan bahsetmek için şu an için erken, toparlama sinyallerini görüyoruz ama her ne kadar 1350'nin üzerinde tutunsa da ve bunun üzerine yukarı yönlü bir çabası olsa da endeksin, keza sektörel olarak da bankacılık endeksinin de bir miktar desteği olduğunu görüyoruz bu noktada. Ama yine de gelebilecek alımların, yani gelen desteğin ne kadar olduğunu yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Diğer taraftan baktığımız zaman TL tarafına da açıkçası kur cephesinde içler çok iç açıcı değil. Neden değil? Çünkü zaten 8 seviyesinin üzerine artık yerleşmiş bir kur var karşımızda. Tabii dolar endeksine baktığımız zaman son zamanlardaki sert düşüşüne rağmen biz aslında diğer gelişmekte olan ülke para birimleri arasında negatif ayrışıyoruz. Dolayısıyla da kur cephesine gerçekten tansiyonun düştüğünden bahsedebilmemiz için 8 seviyesinin altına gelmesi gerekiyor. Yani bu seviyenin altına yerleşmiş bir kur görürsek biz karşımızda, evet, gerçekten tansiyonun düştüğünden bahsedebiliriz bu noktada. Ama diğer taraftan baktığımızda açıkçası yukarıda 8.20-8.25 bu banda doğru bir hareketlenme olabileceğini düşünüyorum. Öngörebildiğimi söyleyebilirim bu noktada. Çünkü 8.11 seviyesinin üzerine yerleşmeye çalışan bir kur var. Bu da tabii açıkçası yukarı yönlü gücü biraz daha toplamasına sebep olduğunu düşünüyorum kur cephesinde. Dolayısıyla da kur tarafındaki tansiyon da aslında içeride tabii ki de endeks tarafında da bu anlamda da gelişmeler açısından da önemli olacaktır diyebiliriz. Diğer taraftan euro doları sormuştun. Euro dolar paritesine baktığımızda da
Eurodolar'da yükseliş devam ediyor. Bunda tabii en büyük ana sebep de dolar endeksindeki ciddi anlamdaki sert geri çekilme. Bu tabii euro cephesinin yukarı yönlü hareketliliğini desteklemiş durumda. Burada bizim yukarıda takip ettiğimiz seviye 1.2080 seviyesi ve onun üzerinde de 1.21 seviyeleri var. Dolar endeksindeki geri çekilme hala devam ederse ve çekilme dip yapma çalışması devam ederse euro dolar paritesinde de yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesinin daha muhtemel olduğunu söyleyebilirim Güzem. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için Meryem. İntegral Yatırımenkul Değerler'den Meryem Gülsün'ün görüşlerini aldık. Alamos Gold Türkiye'ye karşı tahkim başvurusu yaptı. Bu son dakikayı da aktaralım size ve geçelim hemen buradan bugün öne çıkaracağımız rapora. Ünlü'den rakamlar geldi bilanço beklentilerine dair. Neler söylüyor Ünlü? Hemen aktaralım. 2021 yılının ilk çeyreğinde bankaların yıllık karlarında %10'luk bir düşüş bekliyor. Finans dışı sektör için kar artışı beklentisi ise %223 düzeyinde. Net faiz marjlarında ciddi daralmaya rağmen düşük provizyon giderleri banka karlarını yükseltecek demiş ve Türkiye ve yurt dışındaki ekonomik toparlanma şirketlerin ilk çeyrek operasyonlarına katkı sağlıyor diyor. Şimdi detaylara baktığımızda özellikle bankalara dair notlarda kurumların özellikle toplam net karın bu çeyrekte 7.4 milyar TL olmasını bekliyor Ünlü. Bu çeyreksel bazda %10 artışa tekabül ediyor fakat yıllık bazda Türk bankalarında karlarında %10 düşüş olacak demişler. Öte yandan Türk lirasındaki değer kaybı da bankalar üzerinde bir baskı unsuru oluşturacak diyorlar. Göreceli güçlü performans bekledikleri hisseler de var Ünlüenko'nun. Otomotiv şirketleri ve Türk Traktör'de iç pazardaki kuvvetli seyrin bilançoya yansıyacağını düşünüyorlar finans şirketlerde. Yükselen ham madde fiyatları karlılığa etki etse de Arçelik'te kuvvetli hisse başı karlılık momentumunun süreceğini düşünüyor yine Ünlü. Gıda ve içecek sektörü için Türk ve buna ek olarak da Türk Telekom ve MLP sağlık şirketlerinin düşük finansal giderleri ve ilerleme gösteren operasyonlarından ötürü de yine kuvvetli bilançolar geleceğini söylemişler. Şişe cama dair dolar FX kazançlarına dikkat çekiyorlar. Çelik üreticilerinden Erdemir ve Kardemir'de yüksek çelik fiyatları destekleyici demişler. Öte yandan çelik sektörü için artan talep bilançoyu güçlü kılacak diyorlar. Son olarak Petkim'de artan etilen nafta spredi ve Tekfen'de ise kimyasal operasyonlardan faydalanmalı bu tarafa bakacağız diyorlar. Zayıf performansa baktığımızda ise döviz zararından dolayı Tüpraş'ın karında bir baskı bekleniyor. Dolayısıyla finansalları baskılayacak demişler. Yine burada seyahat kısıtlamaları ile beraber havacılık hisse senetlerinin operasyonel sonuçlarına önemli ölçüde zarar verebilir şeklinde beklentilerinde paylaşmış Ünlü. Onu da aktarmış olalım ve gidelim buradan kısa bir araya. Aranın hemen arkasından Arçelik Türkiye Genel Müdürü ve Türk BES Başkanı Can Dinçer bizimle olacak. Piyasa saatine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk BES Başkanı ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer bugün bizimle dedik. Can Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum öncelikle katıldığınız için. Şimdi Can Bey isterseniz sıcağı sıcağına rakamları konuşarak başlayalım. Özellikle son gelen rakamlarla beraber gördük ki aslında bu yılın ilk çeyreği oldukça güçlü başladı beyaz eşya sektörü için. Detayları sizden alalım. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi çok güçlü, moral verici rakamlarla sektör ilk üç ayı tamamladı. İç satış hacmi 1.7 milyon adetten 2.3 milyon adede çıktı. Bu Altana ürün grubu için söylüyorum. %40'lık bir artış. Keza aylık bazda da trende baktığımızda da Mart ayında yine güçlü bir şekilde %26'lık bir artış da devam etti iç satış. İhracat da geçen sene de bütün problemlere rağmen, olumsuzluklara rağmen çok başarılıydı. Bu sene de çok güçlü girdi. 4.9 milyon adetten 6.2 milyon adede çıktı ihracatımızda. Bu da %26'lık bir büyüme ve toplam üretime baktığımızda da 8.9 milyon adede yakaladık. İlk 3 ay %36'lık bir son derece etkileyici bir büyüme sağladı beyaz eşya sektörü.
Peki şimdi Can Bey, detaylarda özellikle merak edilen, dikkatimizi çeken ihracat pazarları. Yani şöyle ki pandemiyle beraber birçok işte fabrika üretimi ara verdi. Geçtiğimiz sene birçok sıkıntı oldu, kısıtlamalar oldu. Tüm bunlar ülke ülke baktığınızda hangi ülkeleri daha olumsuz etkilerken pandemiye rağmen bu ülkelerde hala güçlü kalabiliyoruz dediğiniz beyaz eşya sektöründe nereler var? Evet, şimdi öncelikle tüketicinin davranışını çok iyi irdelememiz lazım. Tüketici bu dönemde gerek Türkiye'de gerek de global dünyada evde kaldı. Hepimiz evlerdeydik. Hatırlarsınız Mart'ın ilk döneminde geçen sene karşılaştık. Ve ne yaptık? Yoğun bir şekilde gıda stoklaması yaptı tüketici. Tabii ki bu gıda stoklaması yapınca da beyaz eşya satışlarına özellikle dondurucuda ve buzdolabında önemli bir katkı sağladı. Bu bütün Nisan ve Mayıs dönemi dışında globalde, ihracatta aynı davranışı gördük bütün yıl boyunca. Onun dışında hijyen hayatımıza girdi. Tabii ki hijyen hayatımıza girince çamaşır makinesi, bulaşık ve kurutucuya pozitif bir etki sağladı. Böylelikle tüketici evde kaldığı bu dönemde gerek hijyen gerek de gıda saklamasının düzgün bir şekilde saklamak için de beyaz eşya sektörüne yoğunlaştılar. Keza evde kalan tüketici bazı masraflarını da kesti. Turizm hepimiz malum. Tekstil bu da malum. Örneğin bizim sektörde de ütü var. Ütü satışlarında da ciddi olarak negatif etkiledi. Çünkü insanların evden çalışma imkanı olması, dışarı çıkmaması ve tekstil ürünlerine daha az ilgi göstermesi bizim ütü satışlarımızda negatif etkiledi. Ama sonuçta beyaz eşya ana ürün gruplarında biraz önce bahsettiğim gibi bütün dünyada global arenada da Türkiye'de de evde kalan tüketici beyaz eşyayı tekrardan keşfetti. Onu açıkça söyleyebilirim. Ben ülkeler arasında kaymalar oluyor. Şöyle söyleyebilirim. Tabii ki aşı uygulamalarındaki başarı bir ülkeyi daha rahatlatıyor. Tüketicinin güven endeksi artıyor ve bu pozitif yansıyor. Ben şöyle Avrupa ülkelerine baktığımda açıkçası İtalya'da bir miktar daha düzelme var bu bahsettiğim nedenlerden dolayı ve ekonomik paketler devreye girdi. Hatırlayacaksınız OECD dünyadaki büyüme oranlarını yukarı yönlü çeviriyor. Çünkü çok ciddi olarak ev halkının tasarrufu var. 5 trilyon dolardan daha fazla global arenada bir tasarruftan bahsediliyor. Bu tabii ki çok önemli bir avantaj ve moda terimiyle intikam alışverişi gelecek. Açıkçası bunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Bütün sektörlere nasıl bu dönem 2020 zor geçmişse 2021 dönemi ve gelecek de o anlamda iyi geçeceğine inanıyoruz. Beyaz eşya sektörü ise şu an itibariyle diğer sektörlere göre daha şanslı. Biz biraz önce bahsettiğim gibi tüketicimizin yakın ilgisiyle karşı karşıyayız ve 3 var diye açıkçası geçen senede 3. çeyrekten itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Bu senede ilk 3 ayda da bu gördüğünüz rakamlar onun bir göstergesi. Peki şimdi burada özellikle ham madde fiyatlarını konuşmak gerekecek. Çünkü bundan sonraki süreç elbette birçok cevher, paladyum, demir, alüminyum hep bunları konuşuyoruz. Zaten ham madde maliyetleri artıyor diye. Bir de bunun üzerine kurdaki yükseliş etkileniyor Can Bey. Dolayısıyla ne kadar arttı üreticilerin maliyetleri ve en önemli soru tüketiciye ne kadar yansıtabildi beyaz eşya üreticileri ve bu yıl için ne bekliyorsunuz fiyatlarda? Evet, global arenada gerçekten ham madde fiyatları inanılmaz bir artışta. Bu bütün üreticiler için büyük bir sorun. Açıkçası beyaz eşya firmaları da tabii bundan etkilendi ve etkilenmeye de devam ediyor. Onun dışında bir de Türkiye'ye has maalesef gelişmekte olan ülkelerde biraz daha aleyhimize çalışan bir kur konusu, doların artması, euronun artmasından dolayı da ayrıca bir sıkıntımız var. Burada tabii ki geçen senede açıkçası fiyatlarımız arttırmıştı sektör. Bütün dünya için söylüyorum bunu. Ancak bizim ülkemizde tabii ki fabrikalarımız, bütün üyelerimizin fabrikaları çok son derece modern. Genç fabrikalar, öyle söyleyebilirim. Ar-Ge'mizde biz verimlilik projelerimizi sürekli sıcak tutuyoruz. Buradan yaptığımız tasarruflarımız var. Giderler deseniz kontrol altında daha da kontrol ediyoruz ki bu fiyat yansımalarını, bu maliyet yansımalarını bir anda piyasaya açıkçası vermekte de çok zorlanıyor. Çünkü satın alma gücünün de düştüğünü düşünebilirsiniz. O bakımdan
dikkatli bir şekilde bütün paydaşları koruyacak şekilde bu verimlilikleri yaparak zam oranlarını azaltıcı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki buradan biraz ben Arçelik tarafına da geçmek istiyorum izninizle. Orada özellikle rakamlara baktığımızda gerçekten sizin de son çeyrek karınız oldukça güçlüydü Arçelik olarak. Pazardaki büyüme rakamlarına paralel. Ve burada bakıldığında aslında geçtiğimiz yılın rakamlarıyla beraber Türkiye'deki beyaz eşya pazarının yarısına sahipsiniz zaten. En büyük ağırlık Arçelik'te. Biraz bahseder misiniz? Geçen yıl nasıldı? Siz neleri hedeflediniz? Ne kadar bu rakamları yakalayabildiniz Arçelik olarak? Evet, Arçelik'te biraz önce bahsettiğiniz gibi Türk beyaz eşya sektörünün önemli bir oyuncusu. Hı hı. Biraz önce ülkemiz ve dünyadaki bütün faktörlerden Arçelik'te pozitif olarak etkilendi. Çünkü tüketici özellikle bu dönemde evlerinde bir renovasyon yapıyor. Bunu çok net görebiliyoruz. Keza şu anda bütün sahil kentleri, yalnızca sahil kentleri değil, geçen hafta Kuzey, işte Trabzon'daki yaylalar düşünün. Bütün buralarda evet bir renovasyon var evlerde. Tüketiciler biriktirdikleri parayı beyaz eşya başta olmak üzere tekrardan renova ediyorlar. Çünkü bu sektör yeni ürünlerle, yeni teknolojilerle müşterilerin karşısına çıkıyor ve hepimizin de yakinen takip ettiği Avrupa Yeşil Mutabakatı var. Burada da buna uyumlu bir şekilde yeni enerji sertifikasyonları başladı, etiketleri başladı. Burada da ciddi bir tasarruf görüyor tabii ki tüketicilerimiz ve kendi ürünlerini daha iyi teknolojilerle, daha verimli ürünlerle de değiştiriyor. Arçelik'te tabii ki bu ekosistemden pozitif olarak etkileniyor. Diğer bütün üreticilerimiz de olduğu gibi. Şimdi analiz raporlarına baktığımızda özellikle ham madde fiyatlarındaki artıştan dolayı 2021'in ikinci çeyreğinden itibaren bir miktar marjlar üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyorlar Can Bey. Bu tarafı sorayım. Siz Arçelik olarak bu maliyet baskısı nasıl bertaraf edeceksiniz? Ve yine genel değerlemeler ve raporlara baktığımı dikkatimi çeken şey önümüzdeki dönemde koronavirüs nedeniyle tedarik ve üretim kayıpları, yani riskler arasında analizler en çok bu ikisini gösteriyor. Biraz bahseder misiniz? Hem maliyetleriniz, kurdan nasıl etkileniyorsunuz? Ham madde maliyetlerinde bu konudaki riski, bilançodaki nakit akışını nasıl yöneteceksiniz? Bir de tedarik tarafındaki belirsizlikler. Evet, Türkiye beyaz eşya sektörünün %75'i ihracata dayalı açıkçası. Ve bu ihracatın da %70'i Avrupa Birliği'ne, gelişmiş bir bölgeye ihracat yapıyoruz. O bakımdan ihracatın güçlü seyretmesi çok kritik, çok değerli. Arçelik'te bu bakımdan öncü bir şirketimiz. Ham madde artışlarının açıkçası dünyada büyük bir rekabet var. Bütün büyük bir üreticiler, Çin'de olsun, Amerika'da olsun, Almanya'da olsun, Polonya'da olsun, büyük bir rekabet içindeyiz. Burada tüketiciye iyi hizmet, iyi ürün getirebilen firmaların daha öne çıkacağını düşünüyorum. Yani piyasa koşulları, rekabet açıkçası dikkat ederek fiyatlandırmamızda dikkat ediyoruz, etmeye çalışıyoruz tüm Türkiye olarak. Çünkü Avrupa'ya satıyoruz ve şu anda büyük açıkçası Avrupa'ya gelen beyaz eşyanın da %15 küsürünü Türk üreticileri yapıyor. Ve ülkemiz dünyada 2 numaraya şu anda üretim üstü beyaz eşyada. Ben bunu son derece önemli buluyorum. 30 bin adet üretiyor ama gidecek yolumuz var. Çin muazzam adet 250 milyon üretiyor. Demek ki daha birinci olmak için çok çalışacağız. Ama Ar-Ge yatırımlarımızın ve teknoloji yatırımlarımızın sayesinde ben bu problemli günlerinde hızlı bir şekilde bugünkü gördüğünüz gibi pozitife döneceğine inanıyorum. Şimdi özellikle Beko markanızla Avrupa Solo Beyaz Eşya Pazarı ve tabii yine Doğu Avrupa, eksik kalırsam yanlış söylersem lütfen düzeltin, İngiltere, Polonya gibi buralarda beyaz eşya lideri. Önümüzdeki süreçte bir kapasite yatırımları yapmayı düşünüyor musunuz pazarlarda? Çünkü rekabet de artacak. 2021 için bir hedef koydunuz mu yatırım anlamında kendinize? Şimdi yatırım konusunda talebe göre tabii ki uzun vadeli planlandığı için biz yatırım konularımızda son derece hassasız ve plan doğrultusunda yatırım yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Açıkçası bugün Türkiye beyaz eşya sektörünün ürünleri Amerika'da örneğin 20 bin doların üzerinde fiyatlarla satılan ürünler üretiyoruz. Büyük ürünler üretiyoruz. Beyaz eşya sektörü üreticileri olarak söylüyorum bunu.
Arçelik de tabii ki büyük ürün yatırımlarını yapıyor. Hedeflediğimiz ihracat bölgelerine göre yatırımlar son süratle devam ediyor. Burada bir şeyimiz yok. Durma lüksümüz yok çünkü inanılmaz bir rekabet var dünyada. Şu anda hepiniz çok yakından takip ediyorsunuz. Biliyorsunuz Avrupa Birliği yepyeni bir büyüme projesi oluşturdu. Ve bu büyüme planlarının ortasında yeşil mutabakatı koydu. Paris Anlaşması söz konusu. Bizim ülke olarak anlaşmayla ilgili gerektiğini yapıp imzalamamız lazım. Ki bizim beyaz eşya sektöründe özellikle rekabetçiliğimizi azalmaması gerekli. Burada büyük fırsatlar var ve büyük tehditler var. Biz de masadayız. Avrupa Konseyi olsun, Avrupa Birliği olsun. Türkiye'nin rekabetçiliğini kaybetmemesi için görüşlerimizi sürekli bir şekilde veriyoruz. Ama önümüzdeki dönemin için çok kritik olduğunu düşünüyorum. Onun için müsaadenizle bu konuya girdim. Tabii ki çok önemli. Yeşil mutabakat haklısınız. Evet. Çok kritik. Bu konuda sizce Türkiye'de yani sektörün genel rakamlarına baktığınızda ne kadar farkındalık var? Ne kadar okuryazar var? Yani şirketler mesela bu mutabakattan yararlanabileceğini biliyorlar mı? Buradaki finansmana ulaşmaya çalışıyorlar mı? Nedir orada gözleminiz Can Bey? Şimdi öncelikle bizim Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakattaki amacını, hedefini çok iyi anlamamız lazım. Bizim beyaz eşya sektörü olarak şöyle okuyoruz bu yeşil mutabakatı. Kesinlikle yeni bir büyüme planı, büyüme hikayesi yazmak istiyor Avrupa Birliği. Özellikle Çin'in ve Amerika'nın teknolojik açısından geride kalmış durumda şu anda Avrupa Birliği. Bunu kısa vadede açıkçası kapatma ihtimalini de görmüyoruz. O bakımdan iklimlendirme krizine, sürdürülebilirliğe bu yönde giderek bence çok vizyoner bir adım attılar. Ve samimi olduklarını düşünüyorum. Çünkü dünyadaki bir iklim krizine karşı bütün dünyadaki farkındalığı yaratmak istiyorlar. Kendi Avrupa kıtasında da. Ancak bunu kendi üye ülkelerle yapamazlar. Çok net. Bütün ülkelerin buna katkı sağlaması lazım. O bakımdan da kapsayıcı çekim merkezi olmak istiyorlar. Ve önümüzdeki 7 yılda yakınen takip ettiğim için biraz bilgi de vermek isterim. 1.8 trilyon euroluk da yeşil fon ayırdılar. Bu konuda yeşil enerjiye keza bu üretim prosesleri, üründeki dizayn proseslerindeki değişiklik yapmak isteyen bütün sektörler için söylüyorum. Bütün sektörler, beyaz eşya için değil bu. Çimentodan tekstile kadar sayabiliriz. Özellikle enerji yüksek sektörler için bu fonlar müsait. Ancak daha regülasyonlar belli değil, düzenlemeler geliyor, önümüzdeki aylarda açıklanacaktır. Bizim mutlaka masada olmamız lazım. Biz masada olursak ülke olarak o zaman haklarımızı daha iyi koruruz. Aksi takdirde değer zincirimizde, ülkemizin değer zincirinde vergilerle, ek vergilerle karşılaşma şansımız maalesef var. Onu son derece önemsiyoruz bu konuyu. Ek vergiler gelebilir ama öbür taraftan da ödevimizi yaparsak örneğin beyaz eşya için bizim gidecek çok yolumuz var. Evet ikinciyiz, çok gururluyuz, mutluyuz ama birinciyle aramız farklı. Biz birinciden daha fazla pay almamız lazım. Alabiliriz çünkü açıkçası yetişmiş insan gücümüz var, Ar-Ge'miz var ve pazara yakınız. Son derece modern teknolojik fabrikalarımız var. Bütün beyaz eşya sektörü için söylüyorum bunu. O bakımdan şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Bütün ülke olarak farkındalığı arttırabilirsek devletimizin de desteğiyle hızlı bir şekilde Paris Anlaşması'na uyum ve sonra da yapacağımız çok ödev olacak. Açıkçası bir ufak bir örnek veriyorum. İsveç örneğin çok biliyorsunuz yaşam kalitesine, insanların yaşam kalitesine çok önem verir. Bu konularda hassasiyeti yüksek. Kablo konusunda, kullanılan kimya konusunda bütün üreticilere şunu söylüyor. İstediğim, arzu ettiğim kimya maddelerini kullanırsanız sizin için teşvik var. Kullanmazsanız teşvik var. Kullanırsanız da ek vergi var. Yani biz bu süreci çok dikkatli yönetmemiz lazım. Akıllı adımlarla avantaj sağlayabiliriz. Yeşil fonlara ulaşabiliriz. Ve ek vergilerle muhatap olmadan iş hacmimizi, büyüklüğümüzü daha da çok önemli yerlere getirme şansımız olduğunu düşünüyorum. Can Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Tabii Arçelik özelinde elbette Türkiye'nin en büyük beyaz eşya şirketlerinden birisiniz. Halka açık bir şirketsiniz. Dolayısıyla yatırımcılara karşı da bizim de bir sorumluluğumuz var. Ben bütün soruları elimden geldiğince ilettim. Cevap verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki Türkbes şapkanızla da sektörde çok büyük bir gelişim vardı. Onu da özetlediniz bizim için. Her ikisi için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
Evet, TÜRKBES Başkanı ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer'i ağırladık. Şimdi buradan halk arzları konuşmaya devam ediyoruz. Geçelim. Bugün sabah saatlerinde de söyledik. Enerji sektöründe yoğun bir halk arz trafiği var diye. Bunlardan bir tanesi de Çan 2 Termik AŞ tabii ki. Yönetim Kurulu Başkanı Burak Altay bizimle olacak şimdi. Burak Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar Güzem Hanım, selamlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Odaş Enerji bünyesinde bulunan 340 megawatt kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı Çan 2 Termik Santral halka arz ediliyor. Biraz süreci sizden dinleyelim. Hem halka arz fiyatınız hem izannamede belirttikleriniz, buradaki gelir ne olacak, siz anlatın. Tabii şimdi yaklaşık 74 milyon adet hisse halka arz edeceğiz. Bununla beraber %23 halka açıklık oranımız olacak. Hisse fiyatı 3.390 olarak belirlendi. Bu çarşamba veya perşembe günü talep toplamı olacak. İşte pazartesi günü de büyük ihtimal pazartesi salı günü arz gerçekleşmiş olacak. Bu halk arz geliriyle biz şimdi 340 megawattlık bir termik santral yaptık. Bu termik santral Türkiye'de bugüne kadar özel sektör 4 adet yapılabildi. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Normalde biliyorsunuz özelleştirmelerden milyar dolar mertebelerinde satın alan bedellerle yapıldı bunlar. Biz bunu çok ekonomik şartlarda bitirdik ve şu anda sektöre göre çok iyi bir net borç EBITDA çarpanımız var. Şu anda 2020 sonu itibariyle 6.3 net borç EBITDA çarpanımız. Halk arzdaki amacımız da aslında bu net borcu daha da düşürmek, 5'e indirmek, bu seneki EBITDA ile beraber işte 4'ün altına seneye indirmek. Bu sayede büyüme stratejisi olmayan ama sabit getiri sağlayabilecek bir aset oluşturmak. Burada şunu da altını çizmek istiyorum. Biz bu yatırım yaparken dediğim gibi çok az firmanın yapabildiği bir zorlukta bir yatırım yaptık. Türkiye'de şu anda elektrik üretim %12,5 termik santrallerden, yerli kömür termik santrallerden sağlanıyor. Bu oran Almanya'da %25, her türlü güneş yatırımına rağmen Avrupa'da %26, Amerika'da Shell gaza rağmen %25, Çin'de %56. Biz hala bu oran çok düşük ve biz de bunun açıkçası becerebilen firmalardan bir tanesi olduk. Ama devlet bunun sayesinde bize çok ciddi bir teşvik veriyor. Hem alım garantisi verdi dolar bazlı, hem de kapasite bedeli verdi. Yani elektrik üretseniz üretmeseniz de devletin bir size bir teşvik ve fiyat mekanizması, bir de kapasite bedeli olarak bir getiri sağladı. Bu da bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Hem borçluluğumuz emsallerimize göre çok düşük, bir de sabit getirimiz var. Halka arz yaparak sermaye yapımızı güçlendirerek net borç oranımızı çok daha düşürerek rakiplerimize göre çok daha avantajlı bir duruma gelmek. Bu sayede de temettü ödeme kabiliyeti olan, büyüme hedefi olmayan bir şirket yapılanmasıyla adım atmak istiyoruz açıkçası. Peki burada merak ettiğim konu şu, özellikle bundan sonraki süre içerisinde elbette kur riski ve faiz riski gibi konular var. Hal böyle olunca dövize bağlı girdisi olan şirketler için belirsizlik artıyor, borcu yüksek olan şirketler için belirsizlik artıyor. Bu anlamda yatırımcılara ne söylemek istersiniz? Bilançoya bakıldığında özellikle 2020 bilançosunda Çan 2 Termik AŞ olarak bilançoda bu riskleri nasıl bertaraf ediyorsunuz? Oradaki son rakamlar, rasyolar neler? Hem borçluluğu sorayım hem de kur ve faizden ne kadar etkilendiğinizi. Şimdi enerji sektörünün genel bir problemi aslında bu. Çünkü çok büyük yatırım bedelleri oluyor ve bu yatırım bedelleri uzun vadeli finansman kullandığınız için döviz kaynaklı finansman kullanmak zorunda kalıyorsunuz Türkiye'de. Bu da bilançoda kur farkı zararı olarak yansıyor. Ancak yerli kömür termik santrallerinde devlet şöyle bir adım attı. Dedi ki ben de ürettiğin elektriği dedi dolar bazlı bir endekse sabit kalarak satın alacağım dedi. O yüzden aslında bizim baktığımız zaman mesela bir kur arttığı zaman bilançomuzda borç artıyor. Gelir unsurlarımızda gelirimiz dolar endeksli olduğu için gelirimiz artıyor. Ama gider unsurlarımız TL bazlı olduğu için, Türkiye'de oluştuğu için aslında EBITDA marjımız dolar bazında da TL bazında da artıyor. O yüzden kendi içerisinde doğal bir hedge mekanizmamız var. O yüzden bir anda böyle bir bilançoda bir onun tokadını yiyoruz kur arttığı zaman. Ama önümüzdeki çeyreklerde EBITDA fabrik katkısı olarak da aslında daha fazla etki edebiliyor. O yüzden bizim şu anda kur mekanizması
Yani açıkça söylemek gerekirse kurların tabii ki artmasını istemiyoruz. Kurlar Türkiye'ye belli bir artıştan sonra zarar veriyor. Ama çan özünde bakarsak gelirimiz dolara göre arttığı için, giderimiz TL'ye göre artmadığı için fabrik anlamında fayda sağlıyoruz. Şimdi bizim normalde 2020 sonu yılı bilançolarıyla net borç EBITDA'mız 6.3. Bu diğer termik santrallere baktığımız zaman bunlar özelleştirmelerden milyar dolarları alındı. Yani bizlerden kat daha fazla. Biz şu anda sermaye yatırımı beraber bunu 5'e düşürüp 4'e düşürürsek aslında çok rahatlıyoruz. Bizim şu andaki halka arz yapmasak dahi döner sermayemiz ve bu seneki EBITDA'mız kısa vadeli yükümlülüklerimizden ciddi miktarda fazla. Yani yaklaşık bir şöyle söyleyebilirim. 650 milyon TL bir döner kısa vadeli yükümlülüğümüz var. Bunun 100 milyon TL'si bizim aslında ortakların sermaye fazlası olarak koyduğumuz. Onu çıkartırsak 550 milyon TL. 320 milyon TL'lik kısa dönemli varlığımız var. Yani stok, ticari alacaklar gibi. Burada 230 milyon TL'lik fark oluyor. Ki bu sene EBITDA'mızın 300 milyon TL'yi aşağıya aşmasını bekliyoruz. Burada dahi fark var ama halka arzdan gelecek 289 milyon TL'de zaten bu fazlalığı çok daha fazla arttıracak. O yüzden kısa vadeli fazlalık oluşumu arz yapsak da yapmasak da kur zaten uzun vadeli iyi bir proje finansman kredimiz var. TL kredilerden şu an etkilenmiyoruz. Euro'nun, Euribor'un faizleri zaten çok düşük gideceğini düşünüyoruz önümüzdeki dönemde de. Şey olarak da kur riskini de aslında alım garantisiyle doğal bir hedge mekanizmasıyla zararını görmüyoruz. Aslında faydasını görüyoruz diyebilirim. Peki şimdi izleyiciler soruyor. Tabii bunu sağlıklı değerlendirmek gerekir. İlintili olmayacaktır ama yine de çok sorulduğu için ben ileteyim size. ODAŞ'taki hareketi gören yatırımcı Çan 2 halka arzında nasıl bir fiyatlama beklemeli? Bir kere iki hissenin dinamiği aynı olmayacaktır. İş modelleri gibi birçok dinamik var. Son dönemdeki bir miktar düşüş hareketi yaşandı ODAŞ'ta ama onu da tekrardan hatırlatalım. Sonuçta bu Çan 2 başka bir halka arz süreci değil mi? O tarafta Burak Bey, sizden evet. Dinleyelim onu. Tabii ikisinin dinamikleri farklı. Açıkçası ben şahsen yorum yapmam gerekirse ben ODAŞ'ın yani bu halka arz sonunda yani halka arzlar gerçekleşirken bu hem Çan olsun veya işte diğer halka arzlar ki Çan belki biraz daha diğer etkileyebilir. O talep toplama zamanı bir miktar düşeceğini tamamıyla şahsen öngörüyordum ama tahmin ettiğimden de fazla düştü. Yani bugün üçüncü gün galiba, üçüncü gündür ciddi bir düşüş oldu. Ama ODAŞ çok uzun zamandır halka arz açık. Ben ilk zamanlar çok da dikkat ediyordum. Ben gerçek borsada faz yatırım yapan bir kişi değilim ama tabii halka açık bir şirket yöneticisi olarak çok da hani dikkat ediyorum ne oluyor diye. Bazen reaksiyon fazla oluyor, bazen ters köşe olabiliyorsunuz. Yani o gerçek anlamda beni de bu miktar olması şaşırttı. Ondan sonra ben yani belki çıkıp çana girmek isteyenler var. ODAŞ'ın son zamanlarda belli bir bana göre belki fiyatı biraz da artmıştı. Yani o da bir etki etmiş olabilir ondan sonra. Bir de işte dış etkenler de faktör olmuş olabilir. Belli miktar azaldı. Bir de bu stresler birbirini tetikliyor. O yüzden bir şey oldu ama halka arz dinamiği bambaşka. Biz mesela bu halka arz yaparken yabancı kısma bir yabancı işte, yabancı yatırımcıya bir alokasyon yapalım mı diye çok düşündük. Ama sonra mesela ilk ODAŞ halka açarken ODAŞ'ı ilk baktığımız şey işte mümkün kadar yabancı ortak alalım. Bu corner yatırımcı olsun. Türk yatırımcılar arkasından gelir. Şimdi halka arz dinamiğinde çok fazla talep olduğu için daha önceki arzlara örnek alırsak fiyatlamalarda da bu tarz volatilite olabiliyor. Biz evet. De o yüzden yani açıkçası oldu 3 gündür ne yazık ki evet. Peki Burak Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çan 2 halka arz süreci de hayırlı olsun şirket için yeni dönemde diyelim ve gidelim buradan kısa bir araya. Bu arada talep toplamada 21-22 Nisan onu da tekrardan hatırlatalım. Yarın ve bir sonraki gün Çan halka arzı için talep toplama başlıyor. Yatırımcılar için onu da duyuralım. Kısa bir aranın arkasından diğer halka arzları Atilla Köksal'la konuşacağız.
Evet, şimdi Finansal Okuryazarlık ve İşim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Köksal bizimle olacak. Atilla Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzel Hanım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi şöyle, Turex'le beraber bu hafta yeni bir tartışma oldu. Dedik ki halka arzlar sonsuza kadar, halka arzdan sonra sonsuza kadar tavan tavan gitmeyecek elbette. Aksi de olabiliyor. Nitekim bunu da gördük. Şimdi bunu sorarak başlayayım. Tabii ki bu şirket üzerinde söylemeyeceğim. Yani genel olarak algıdaki yanlışlığı, fiyatlamalardaki anomaliyi zaten defaatle söylüyorsunuz bize ama bu hafta yatırımcılar aslında bir miktar o sanki sallantıyı da hissetti. Evet. Şöyle isterseniz bir 2019 yılının başına bir dönelim. Ben oradan bugüne neler oldu piyasada bir onu anlatayım. Oradan da tam bu konuya gelelim. Şimdi böyle notlarıma bakıyorum. 2019'dan bugüne BIST tüm endeksi %73 artmış. BIST mali endeksi sadece %28 artmış. BIST halka arz endeksinin artışı ise %626 olmuş. Yani böyle çok enteresan farklılıklar var endeksler arasında. Aslında piyasamıza baktığımızda biz bir boğa piyasasında mıyız, bir ayı piyasasında mıyız onu bir kere anlayamıyoruz. Yani küçük ve orta ölçekli hisselere baktığınızda müthiş bir boğa piyasası varmış gibi görüyorsunuz. Bu halka arzlar için de geçerli. Fakat yıllardır borsamızın %50'den fazlasını, piyasa değeri olarak %50'den fazlasını oluşturan mali sisteme baktığınızda büyük bir ayı piyasası varmış gibi görünüyor. Şimdi bu bir gariplik. Diğer yandan yine 2019'dan bugüne yatırımcı sayısı biliyorsunuz neredeyse iki misli arttı. Yani 1 milyon 300 bin yatırımcı varken bugün 2.6 milyon yatırımcı var. Yatırımcıların, Türk yatırımcıların hisse senedi portföyleri de neredeyse iki misli oldu. 2019 yılı başında 23 milyar dolarken bugün yaklaşık 52-53 milyar dolar civarında. Yani yerli yatırımcı piyasaya çok taze para da soktu. Bunun en önemli nedeni, yani neden 2019'dan başlattım bu çalışmayı? 2019 ve 2020'de reel faizler çok düşük seyretti. Enflasyonun altında, özellikle 2020'de. Dolayısıyla bu dönemde de yatırımcı işte bir yandan döviz ve altın alırken bir yandan da ya bu Türk liramı ben bankada mevduatta tutmayayım, bunu daha iyi nerede değerlendirebilirim diyerek işte hisse senetlerine girdi. Ve yine benim yaptığım kabaca bir hesaba göre tüm yatırımcılar, yerli yatırımcılar 200 milyar Türk lirası kadar bir varlığı borsaya soktular, taze parayı. Bunun 60 milyarını da böyle toplam portföy büyüklükleri 500 bin TL'nin altında olan, ki bunun çoğunluğu da böyle 20 bin, 30 bin, 50 bin TL civarındadır olan küçük ve orta ölçekli yatırımcılar soktular. 60 milyar TL de onlardan geldi. Şimdi tabii bu halka arzlar böyle günden güne hızlanıyor. Ve yani mesela bugün televizyon seyrediyorum sabahtan beri. Enerji şirketlerinin reklamından geçilmiyor. Ardı ardına enerji şirketi halka arzları oluyor. Ve borsada genelde ciddi satışlar var. Yani bir kere yabancılar sürekli mal satıyor. Şimdi patronlar satıyor. Çünkü bu halka arzların bazıları tamamen ortak satışı şeklinde yapılıyor. Bazıları da bir miktar şirketin içine para giriyor fakat ortak satışı var bunlarda da. Yani yabancılar satıyor, patronlar satıyor. Bir de birçok şirket şimdi bedelli sermaye arttırma yapmaya başladı. Bütün bunların hepsi arz. Karşı tarafta talep tarafında kimler var? Bizim yerli yatırımcılar. Şimdi bu çok sağlıklı bir denge değil. Bu çok sürdürülebilir bir durum değil. Biz yatırımcıları buna karşı hep uyarıyoruz. Diyoruz ki bakın halka arzlarda dikkatli olun. Yani halka arz, şunu da söylemem lazım. Halka arz iyi bir şey. Yani keşke birçok şirketimiz borsaya gelse, halka açılsa, bizim yatırımcılarımız da bunlara alıp kazansalar. Ama uzun vadede kazansalar. Çünkü bir hisseyi alıyorsunuz ve bu hisse halka açılırken bunun bir izahnamesi var. O izahnamede şirket değerlemesi var. Diyor ki bu hisse işte 12-13 lira eder, 15 lira eder. Biraz iskontoyla bu halka arz ediliyor diyor aracılık yapan kurum. İşte 10 liradan halka arz ediliyor diyor. Tamam, güzel, bu iyi bir değerleme, iyi bir şirket. Fakat aynı şirket 2 hafta sonra 70 liradan 75 liradan işlem görüyorsa artık bu iyi bir yatırım olmaktan çıkmış, çok tehlikeli bir yatırıma dönüşmüştür. Kaybetme ihtimali çok yüksek. Şirket yine aynı şirket. Ne iyi bir şirket.
Fakat artık bu iyi bir yatırım aracı değil. Biz buna karşı uyarmak istiyorduk. Sizin verdiğiniz örnekte de o şirket halka açıldı. Sanıyorum 12 gün oldu. İlk 6 gün tavan oldu. Sonraki 6 gün tavan oldu. Bugün neredeyse açılış fiyatına geldi. Yazık değil mi? O yüksek seviyelerden alan neredeyse iki misli olmuştu o yüksek seviyede. Alan yatırımcılar tabii şimdi perişan. Biz de onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki yapmayın, böyle halka arzdan alın ama böyle fiyatı %160, %260, %360 hisselere ne olur dokunmayın. Çünkü bunlardan kazanmanız imkansızdır diyoruz. Şimdi Atilla Bey, ilk 5 günde 2020'den itibaren halka arzları, az önce arkadaşlarımız ekrana getirdi, hepsi %46. Yani ilk 5 gün hepsi tavan yapmış. Doğru. Zaten bir, çok büyük bir anomali bu. İlk bir aya bakıyoruz. İlk bir ayda %24 ile %200 arasında değişiyor. Mesela Türk İlaç %400 yükseldi. Bu sadece ilk bir ay. Şimdi analistler nasıl bir değerleme yapsın da hedef fiyat belirlesin? Şimdi bu analistlerin bir kabahati yok burada. Çünkü analist belli standart değerleme yöntemlerine göre analizini yapıyor. Yani şirketin rakamları belli zaten. İleriye yönelik projeksiyonlar biraz tabii değişebilir. Orada bazı rakamlar daha çok iyimser, pardon, bazı senin rakamlar... Sürenin de sonuna gelmişiz ama hemen ben regülasyon kısmına geçeyim. Ne yapılması gerekiyor peki? Onunla tamamlayalım Atilla Bey. Vallahi burada yani aslında burada tabii manipülasyona engel olmak lazım ama asıl burada yapılması gereken şey... Yani görev aracı kurumlara düşüyor. Aracı kurumlar mümkün olduğu kadar müşterilerini uyarmalı ve onların böyle aşırı değerlenmiş hisse senetlerini almalarını engellemeye çalışmalı. Bu da kolay bir şey değil tabii. Çünkü bazen o değerleme, aşırı değerlenme devam edebiliyor. Müşteriler tabii buna da kızıyorlar ama er veya geç doğrular yerini buluyor ve hisse senetleri olması gereken seviyelere tekrar geri dönüyorlar. Onun için aracı kurumlar biraz daha bu konuda cesur olsunlar ve müşterilerini koruma yönünde biraz daha gayret sarf etsinler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Büyük şirketleri ne zaman göreceğiz tabii. Bir yandan onu da bekliyoruz. Borsada halka açılacak, onu da takip edeceğiz. Atilla Köksal'ın değerli katılımıyla fikirlerini aldık. Gerçekten volatilite yüksek. Atilla Köksal da uyardı. Aracı kurumların da yatırımcılarına uyarması gerekiyor bu anomalilerle, bu volatil fiyat hareketleriyle ilgili, değerlemeleri çok pahalı olan şirketlerle ilgili diye. Piyasa Hattı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.